Şimdi yine böyle problemler çözüyorum işte egzersizler falan yapıyorum. Bir tane problemde işte ilk önce problemin senaryosunu söylüyorlar. Olay şuydu, diyor ki listedeki bir tane listedeki karışık bir listedeki en büyük iki rakamı bul. Bunu ekrana yazdır, tamam mı? Problem bu, bunu çözmemiz lazım. Ben de direkt geldim, şöyle bir şey yaptım. Hani eski videolarda yapmıştık bunu beraber. Listedeki en büyük rakam bulmak için ne yapıyorduk? Bir tane maksimum diye bir değişken oluşturup bunun değerine number'ın o listenin sıfırıncı indeksini tanımlıyorduk. Sonra for'la her rakamı alıp eğer x'in o aldığı değer max'tan büyükse x'in değerini max'a aktarıyordum. Böyle 1-2-1-2 en büyük rakamı buluyordum. Sonra o rakamı ekrana yazdırıyordum, değil mi? Çok ilginç bir sistemdi. Bayağı ilgimi çekmişti. Bayağı hoşuma gitmişti. Şimdi bu problemi görünce de iki en büyük rakamı. O zaman aynı mantığı kullanayım dedim. Direkt şu şekilde max dedim. İlk büyük rakam buldum. Sonra bak bu listeden bu bulduğum en büyük rakamı çıkarttım. Sonra aynı taktiği yaptım. Max 2 diye bir değişkene listedeki en büyük rakamı koydum ve bu da en büyük ikinci rakam olmuş oldu. Çünkü en büyük rakamı listeden çıkartmıştım. Ve en son bu iki değeri return ettim. Burada da bunu yazdırdım. Birazcık uzun oldu ama doğru oldu. Şimdi bak. Bunun çözümünü izledim. Çözümünde adam şöyle yapıyor bak. Olay bu. Şimdi ikisi de aynı sonucu veriyor. Ama farklı olarak bunda birazcık daha farklı bir bakış açısı var. Ben burada karışık bir listedeki en büyük iki rakam bulmak için ilk önce normal for döngüsü kullandım. Tüm rakamları tek tek aldım. En büyük rakamı bir yerde tuttum. Sonra listeden en büyük rakamı çıkartıp yine aynı formülü uyguladım. İkinci en büyük rakamı buldum. Ve ikisini return ettirdim, değil mi? Adam ne yapıyor peki burada? Bu listeyi direkt sort ediyor. Anladın mı? Yani küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Bu fonksiyon o işe yarıyor. Metot bu işe yarıyor. Bunu konuşmuştuk zaten. Sonra bunu sıraya soktu ya. Mesela 15, 4, 9, 4 diye. Ne oluyor? 4, 4, 9, 15 diye çıkıyor, değil mi? Yani 9 ve 15 en büyük iki sayı listenin son iki eleman olmuş oluyor. Ve sonra ben neyi return ediyorum? Number'ın son elemanını ve sondan ikinci elemanını return ettiriyorum. Yani en büyük iki elemanını return ettirmiş oluyorum. Anladın mı? Aynı sonuç çıkıyor. Farklı mantık ve daha kısa bu. Çok ilginç gerçekten. Yani okullarda hep öğretmenler diyorlardı işte matematikte bir sorunu çözmenin birden fazla yolu var. İstediğinizi kullanabilirsiniz falan. Gerçekten de öyle yani. Bir sürü farklı yolu var. Tabii duruma göre değişir hangisini kullanacağımız ama yani birden fazla yolla bir problemi çözmek bayağı ilginç geliyor bana. Evet, bu olay da bu şekilde. İki farklı bir şekilde çözebiliyoruz bu olayı. Bay bay.